Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video bir inceleme olmayacak. Videonun başında bunu bir defa söyleyeyim. Casper'ın zaten Excalibur serisi E750 oyun bilgisayarını öncesinde incelemiştim. Performans değerlerini falan sunmuştum sizlere. Yine bu videoda göstereceğim merak etmeyin. Ama ağırlıklı olarak Casper'ın Intel'in düzenlemiş olduğu Gamer Days'e özel yapacağı indirimlere ve hediyeciye oyuna değineceğim. Bildiğiniz üzere Intel her yıl bir etkinlik düzenliyor Gamer Day adındaki. Gamer Day ya da Gamer Days. Arada karıştırabilirim kusura bakmayın. Bu etkinlik 2022 yılında Ağustos'un 25'i ve Eylül'ün 4'üne kadar devam edecek. Yani yaklaşık 10-11 gün ediyor. E tabii ki de etkinliğin ana amacı da ne olmuş oluyor? Intel işlemcilere sahip oyun bilgisayarlarını öne çıkarmak. Casper'a baktığımızda ise zaten Intel işlemcili e, Excalibur serilerini çoğunuz artık biliyorsunuzdur. Yani ağırlıklı Intel işlemci kullanmaya da özen gösteriyor. Çünkü stabilite bakımından Casper için daha uygun görülüyor. Yüksek frekanslara ulaştığından dolayı oyunlarda daha iyi performans sağlayabiliyor. Benim elimde bulunan E750 serisi 11. nesil bir işlemciye sahip fakat Casper'ın zaten Excalibur oyun bilgisayarlarını özelleştirdiğiniz zaman 12. nesil Intel işlemcilerle de konfigüre etmeniz de mümkün. Peki indirim ve hediye kısmı nedir? Casper bu etkinlikte tüm oyun bilgisayarları ve oyun laptoplarında özel indirimler yapacak. Yani sistem fiyatları ve laptop fiyatlarında güzel indirimler görecekmişiz. Bana söyle onu tam oran vermediler ama Dediler ki çok güzel indirimler olacak. Peki hediye kısmı ne? Intel işlemcili sistem ve notebooklara özel Call of Duty'nin yeni Modern Warfare 2 oyunu da hediye edilecek. Oyunun değeri ise 699 TL arkadaşlar ki o gün geldiği zaman belki dolar kurundan ötürü fiyat bile artabilir bunu da bilemeyiz. E, oyun bilgisayarlarında ve oyun laptoplarında Casper bu hediyeyi sizlere de veriyor olacak. Ayrıca oyunun ise 28 Ekim'de çıkacağını da belirtmek istiyorum. Yani yaklaşık 2 ay sonra. Şimdi kampanyadan bahsetmiş olduk. Ama Casper ile ilgili birkaç açıklamada yapacağım. Casper'ın E600 ve E750 adındaki iki farklı Excalibur oyun bilgisayarı bulunuyor arkadaşlar. Ama tabii ki listeye girdiğiniz zaman orada özelleştirme kısmı var. Bazı kişilerin aklı burada karışıyor. Yani ben videoda veya incelediğim zaman 70-80 bin, 100 bin TL'lik bilgisayarını inceliyor olabiliyorum. Ama orada ucuz bir fiyat gördükleri zaman insanlar ya bu fiyata mı veriliyor falan diye aldanabilirler. Hayır arkadaşlar orada... Tamamıyla özelleştirme yapmanız gerekli. Yani buna muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Peki Casper oyun bilgisayarlarına nasıl özeniyor? Bunu da anlatayım. Şimdi baktığımız zaman önü RGB aynatmalı, temperli canlı bir kasa görebilirsiniz. Tabi yan tarafında hava kanalları bulunabiliyor. Hava almaz diyebilirsiniz. Fakat öyle bir unsur yok arkadaşlar. Adamlar kullandıkları bileşenlerden tutun da soğutucuya kadar çok özenle seçiyor. Mesela bakın bana gönderdikleri sistemde 11.700 kafe işlemci, Radeon RX 6900 XT ekran kartı var ve canlı oyun testinde. Sizler de sıcaklık değerlerini görebileceksiniz. Adamlar zaten kendi üretmiş olduğu işte fanlar olsun, kullandıkları sıvı soğutmalar olsun, gerekli performansı, sessizliği ve soğutmayı sağlayabilecek her türlü unsuru göz önünde bulunduruyor. Ki sağlamlık ve garanti süreçleri de çok önemli. Mesela Casper'ı insanlar neden tercih ediyor? Bazı insanlar bir bilgisayar alayım ve uzun yıllar kullanayım diyebiliyor. Ve bu noktada Casper'ın sağlamış olduğu avantajlar şu. Garanti süresi hem daha uzun, hem de ömür boyu bakım garantileri sağlıyor. Herkes sizin benim gibi işte bilgisayarı kendim sökerim, takarım, temizliğini yaparım diyemez arkadaşlar. Bunları kullanan şirketler var, firmalar oluyor. Küçük çaplı ofisler olabiliyor. Adamlar hizmet de satın almak istiyor. Yani bir parçada sorun olduğu zaman a ana kartın şu markaymış, bilmem nereye gideyim, yok şu tedavi şeye gideyim, yok şu servis point'e gideyim.'' gibi dertleriniz Casper'da olmuyor arkadaşlar. Ve ayrıca dediğim gibi yerinde bakım garantisi veya ömür boyu bakım garantileri var. Yani sisteminiz 1 yıl, 2 yıl geçti, 3 yıl geçti tozlandı mı götürüyorsun abi en yakın Casper servise veya adamlar gelip alıyor senin bilgisayarını bildiğin temizleyip yine ilk günkü performansına kavuşmanı da sağlıyor. Neyse biz şimdi oyun testine geçelim. Orada hem Excalibur sistemlerin nasıl bir performansa çalıştığını ve nasıl senin çalıştığını bir canlı olarak görün sonra kapanış kısmında birkaç ekleme daha yaparız. Şimdi geldik Casper sistemlere bir yakından bakmaya. Kasamın ön paneli yan paneli tamamıyla kapalı görebilirsiniz. Canlı bir şeyde görebilmek için düzgün bir açıda konumlandırdım. Bu arada Casper'ın bir de tabii ki monitörü vardı. 2K çözünürlükte ama tabii ki 3440 x 1440 piksel olduğundan dolayı 2K'dan aslında biraz daha fazla bir piksele sahip oluyor. Bunu da belirteyim. 165 Hz'lik tazeleme hızına barındırıyor. Ayrıca VA panelli. Ben tabi önüme bakamadığım için ölüyorum bir yandan arkadaşlar kusura bakmayın. VA BA panel olması doğru renkler açısından oldukça güzel bir tercih olmuş. IPS de olabilirmiş aslında ama ben şunu bir öldürebilsem bir tane Hop aldım kilimi bu ne burada da biri var. Şuna bir ateş atayım ya ateş atayım dedim bak molotofa ateş diyorum iyi mi? Ah 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 patates oldum neyse. 34 inç boyutunda ve 1500 radyan kavise sahibi ayrıca bu monitör. Ve şunu da belirtmek istiyorum oldukça parlak yani 400 kandela parlaklığa sahip yani piyasada genelde baktığınız zaman 350 kandela civarında oluyor bu tür monitörler. Yani 400 kandela seçenekleri de var ama şahsen bu da oldukça güzel olmuş yani HDR 400 desteğini barındırdığından açıkçası 400 kandela parlaklığı net bir şekilde sunması da önemli arkadaşlar. Neyse sisteme geliyoruz. Kasa dediğim gibi E750 serisi arkadaşlar. Bu bu seride e, tabi ki de işlemci ve ekran kartı modelleri değişebiliyor. kendiniz dediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Benim kullandığım yani test ettiğim sistemde Intel'in i7-11700K işlemcisi bulunuyor. KF işlemcisi bulunuyor. Ekran kartı tarafında ise Zafir'in Radeon RX 6900XT'si var. Yani piyasada AMD tarafında özellikle çok güçlü ekran kartlarından biridir. 16 GB belleklere sahip oynayamıyorum konuştuğum için kusura bakmayın. Sıcaklıklar bizim için çok önemli. Çünkü Casper sistemlere baktığımız zaman herkes işte olumsuz yorumlar da yapabiliyorlar. Neyse aldım kili. Hop ikinci kill. Bak oyuna odaklanınca nasıl alıyorum. Tüh üçüncüyü alamadım. Şimdi bakın arkadaşlar üst tarafta ekran kartı alt tarafta ise işlemci sıcaklıklarını görebilirsiniz. Yani monitörün parlaklığını azaltmam lazım ya. Yani harbiden çok aşırı parlak bayağı açılmış. Hatta %70'deydi ben bunu. %40'a 40 indireyim ya. Bayağı parlak çünkü. Bakın şu an %40'a aldığım halde bile çok parlak geliyor monitör. İşte 400 kandel gibi parlaklığın avantajı bu olsa gerek. Neyse şuradan. Menüsünü çok beğenmedim ama o olsun. İş görür. Sistem sıcaklıklarından devam ediyorduk. Şuradan. Allah Allah Allah. Allah. Öldüm. Neyse. Bak ekran kartı yani AMD Radeon RX 6900 X'de ekran kartı 62-63 derecelerin üstüne neredeyse ne çıkmadı ve %97-98 yüklerde çalışıyor. Yani 11700K işlemci 1 gram darboğaz boğaz yapmıyor ekran kartı da. ki bu ekran kartı 16 GB bellekler bulunuyordu. 15500'üne harcıyoruz bu efsane bir oran. Buna rağmen sıcaklıklar bu seviyede yani çok iyi. GPU saat hızları zaten 6000 serisi ekran kartlarında efsaneydi buna bile değinmeye gerek yok neredeyse. Güç tüketimleri ise 250, bir yer yer 278 wattlara çıkabiliyor. Şöyle yalandan etrafa geçeyim. İşlemciye geldiğimizde şahsen 11. nesil yani Intel işlemciler daha düşük güç tüketimi barındırıyor arkadaşlar. Bakın işlemci 79 watt dedi bir değerlere ulaşıyor ve 4.9 GHz frekansta. Yani bu öyle yaban atları bir değer değil gerçekten. 4.9 GHz yani. Ve bu oyun Çoklu çekirdek kullanabiliyor da. Açıkçası oyun kısmı sıcaklık değerleri bu şekilde. Biz tabii Cold War'la şu an test ettik. Yeni oyun çıktığı zaman ayrı bir testlerimiz olacak ama daha ona iki ay var. Hop şuradan kilimi de alayım. Hop şuradan da kilimi aldım. Bakayım daha var mı? Oyunun yarısı gelmiş. Ben oyun testini burada bırakayım. Evet görebildiğiniz gibi Casper'ın Excalibur serisi oyun bilgisayarları oldukça performanslı ve oldukça serin çalışabiliyor. Yani ekran kartı olsun işlemci olsun baya bir serindi. Çünkü neden? Adamlar oradaki özelleştirme ile işlemcinize 360 binlik bir sıvı soğutma takma imkanı sağlamış sizlere. Ee, kasa önündeki yer alan fanlar sayesinde ekran kartı da daha serin çalışabiliyor. Konumlandırmanın da katkısı vardır elbette. Tabi burada abi kasanın ön cam nasıl hava alabilir diyebilirsiniz ama... Şunu da düşünmeniz lazım Belli aerodinamikler vardır Mesela kasanın ön paneline eklediğiniz fanlar Ne yapar? Kasa içine bir hava sirküle edebilir Ön panel kapalı dahi olsa Çünkü neden? Yan tarafta zaten hava kanalları Bu tür önü kapalı kasarda daima bulunur e, Önden gelen serin hava sistem içindeki sıcak havayı hızlı bir şekilde tahliye etmek adına kasanın üstündeki veya egzoz fan yuvasındaki fanlar yardımıyla atar, dışarı atar, tahliye eder. Bizim burada gözden kaçırdığımız aerodinamiklerden biri ise mesela sıvı soğutma olmadığı takdirde kasa üstünde fan yer almayabiliyor bazı hazır sistemlerde. Ama Casper bu tür unsurları eksik etmiyor. Yani sıvı soğutman yok mu? Kasa üstünde yine bir fan ekleyip gönderiyor kullanıcıya. Yani adamlarla da yaptığım telefon görüşmelerinde daima bunu ön plana çıkarıp vurguluyorlar. Neyse bu sistemde bir de gözme çarpan bir kısım oldu. Şimdi Casper kendi bileşenleriymiş gibi lansersi de aslında kullanılan anakartla işte gigabyte oluyor, MSI oluyor, ekran kartı safir oluyor, başka marka olabiliyor güç kaynağı ya. Adam bu bilgisayara gitmiş 1200 wattlık bir güç kaynağı takmış. Orada 1300 yazıyor ama aslen 1200 watttır tahminimce. Yani kullanılan donanım belli. 6900 xte 300-350 watt çeker en baba modelleri. E işlemci desen 150-200 watt. 1200 watt koymuş adamlar. Yani ileride sistem yükseltmek istediğiniz zaman bu güç kaynağıyla içiniz tamamıyla rahat edebilir. Bir de Intel işlemci kısmı var. Mesela Intel'in 11. nesil olsun 12. nesil işlemcileri olsun oldukça performanslı yüksek saat hızlarına erişebiliyor. Dahili kodekler sayesinde canlı yayın gibi işlerle uğraşıyorsanız sistem performansınızı yormadan dahili kodekleri üzerinden daha stabil bir performans verebiliyor kullanıcılara. Ayrıca Intel işlemciler tamam yüksek güç tüketebilir ama sistem boşta ve yüke girdiği anda sıcaklıkları rakip markalardan daha düşük olabiliyor. Ki oyunlar için böyle. Bakın Intel'de mesela AVX komut setleri bulunur ya arkadaşlar, bu komut setlerini oyunlarda kullanmazsınız. Intel bu komut setlerini özellikle bilimsel hesaplama, üst seviye matematiksel hesaplama işlemleriyle uğraşanlar için ekliyor. Bunu eklediği içinse işlemci tabii ki de daha yüksek güce ve daha yüksek sıcaklıkları çıkabiliyor. Ama oyunlarda bu kesinlikle böyle değil. Yapmış olduğum testi zaten gördünüz arkadaşlar. Bu sebeple Intel işlemcilerin performansını zaten bilen gerçekten de bilir diyorum. Ve baş de gerek duymuyorum. Açıkçası Casper'dan hem güzel bir oyun bilgisayarı hem de güzel bir hizmet almak istiyorsanız bu kampanya dönemini bence değerlendirebilirsiniz. Ve oyun hediyesini de göz ardı etmezsiniz diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. or chicken